hermanos de Filadelfia. Os quero apresentar ao senhor Lawrence Salzman, que fez um labor muito grandíssimo em nossa comunidade. Ele vos vai apresentar no livro todas as comunidades de la Turquia onde os judíos moraram. E é um documento histórico que prefiro que também lo sepáis vosotros e que vos se tope em vuestra casa. Porque estou seguríssimo que en este obraje vuestros papus, vuestros padres ou vuestra chiques passou em estas sinagogas. De sorte que, según mi idea, será muy bien que lo tengáis este documento para poder mostrar a vuestros nietos y a vuestros bisnietos la comunidad donde vosotros vivisteis. Ahí hay muchas comunidades que, malorosamente, hoy no existen, sino que en tablos y en fotos. Así, os paso mis bendiciones a vuestra comunidad y auguro de sentir de vosotros y de nosotros siempre novedades buenas. Hazakim Beruchim ve Semajot Dagil Veniske Leshanim Rabot. Tudá Rabá. Gracias. Teşekkür. Merhaba. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, geç kaldım. Refat Bey, nasıl? İyi misin? Sağ ol. Feri Hanım. Hello. How are you? Çok şahane. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, geç kaldım. I mean, Libra has two stories. One, we started as a library supplier to scholars and institutions abroad. Who have Turkish collections, Turkish studies and so on. So we have been supplying libraries with works from Turkey in the field of social sciences, humanities, arts and so on. So, and then a year ago we started publishing scientific works, dissertations on Turkish history and so on. I think the mistake I make personally is to take at face value that everybody is precise and intelligent, and it is not the case. Oh, yeah. Oh. Yeah, it's beautiful. Ama şu var. Bir kere bütün notlarımı kullandım burada. Tabii de bunu onlara bunu nasıl anlatacağız? Anlatacağız o akşam bu kas o akşam anlatacağız. O akşamdan önce, o akşam gelmeyenlere. Bir şekilde onu advertise etmek lazım. Mesajı bir vermek şekilde. Lazım. Bunu, belki bunun içine bir addendum falan konulabilir niçin, mi? Niçin koyacağız ki? Şöyle, bu öbür kitap değildir. Yok, olmaz, olmaz. My grandmother spoke to me in French and in Ladino. I always responded in Turkish, but that's how I learned Ladino. So you speak Ladino? I can't speak very well. But I understand everything. My grandmother always told me, los altos son mozos de los bajos. Tall people are mates of short people, because you always ask tall people, give me this, give me this. She always told me that, because she was a very short lady. Diga otra vez, dígame otra vez. Los altos son mozos de los bajos. ¿Y quién dijo eso? Mi grandmama. So she helped me very much when I was a kid. At that time I couldn't understand the preciousness of this help, you know? And many years later I said my grandmother was right. In the 50s, 60s at least, what I remember is that there was a shortage of women, it seemed. It was like a market for the men. I mean, always the woman's family was thought to be the one, you know, soliciting. And it was, of course, somewhat humiliating. So what you would have is for any marriage union to happen, you would have some kind of
go-between matchmaker who was, sometimes there were even professional ones from before, but I don't really remember a professional person. And also there were quite important financial transactions going on between the two families, because the woman's father was supposed to transfer a lot of money to the groom to set up the new household, dota, you know, what we call dowry, of course, in anthropology. And this was, I'm told this has kind of disappeared. It was a big deal. It also served as a way of matching the two families. A lot of men, of course, went into independent businesses in those days, and they counted on having this money from their future father-in-law. Of course, it's a very unpleasant thing to talk about. I mean, especially since these two families are going to get into this intimate relationship subsequently, and the two young people are supposed to love each other, so this money is very unpleasant. I mean, I'm told that things are a little different now. And and before, I know that it was somewhat similar, but in the 60s, there was a sense that this dota thing was getting out of hand. I mean, there was so much competition between women that the amounts were going to ridiculous sums, and that it was really becoming a problem for the entire community. Yeah.
Dictatör daim hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek. Dictatör daim hesap verecek. Çok hızlı koşuyorlar, çok hızlı. Konuyu daha önce gördün. Mesela birisi koşar, görüntülü gördü. Yani konunun kendisini gördü. Biliyor musunuz ki o hakim dini kurallarımıza göre o mahkemeye bakamaz. Evet. Neden? Çünkü ön yargı mahkeme kalmamıştır. Tabii. Yargısını verdi. Ama ha bu gidersen ilk olarak dinlemekten dolayı kararını veriyor. Evet. Görme daha fazla. İşte daha fazla olduğu için karar verilmiştir. Evet. O zaman mahkeme adalet diye bir şey kalmaz. Tabii. Onun için görme çok tesir alır. Çok küçük bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Size. Jüriye, Amerika'da bir şey mahkemede jüri heyeti olarak seçilmek üzere gittim. Benimle beraber 10 kişi falan vardı. Teker teker siz kimsiniz, ne iş yaparsınız ve bugünkü davanın şeyini anlattılar. İç yüzünü anlattılar. Ve siz bu tip bir şeye şahit oldunuz mu diye soruyorlar. Daha önce. Şahit olduysan ama karar aynı konudur. O tamam. Zaman sizi seçmiyor. Tamam. Elbette çok ilginç. Yani demek Amerika'da görme çok önemli. Ön yargıyı da beraber. Onun için ne için geldim buraya? Fotoğrafçının görevi çok büyüktür. Çok büyüktür. Bütün bunları sıra, bir fotoğrafla dile getirir. Dile getirir. Size bir kahve veya çay ikram etmeme geldim. Ne azadesiniz hanımefendi? Ben lütfen bir çay alayım veya pardon bir kahve alayım ve orta şeker. Orta şeker. Orta şeker. Türk kahvesi. Senin orta şeker. Ben de orta şeker. Başka? Aynı şekilde devam ediyor. Bu gördüğünüz kız. 5 oldu. Kız, sen başına alıyorsunuz. Kim aynı? Bu gördüğünüz kız şimdi birazdan büyük anneye layık. Büyük anne. Ben aynı şeyi şimdi söylüyorum. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Büyük anne. Burada kaç yaşında mesela? Yani aşağı yukarı. 12. 12 artık yaşlı. 25 sene önce 37. 25 artı 10, 35, 37 gibi. 37. Belki de 40 olur. İşte 40 olursa, erken evlenirse tabii torun olabilir. Neresi olduğunu düşünüyorum da şeyin ihtiyarlar yurdunun arka bahçesi gibi geldi ama şu mekan. Where did you take it? Büyük ada. At the synagogue? At the house. Yes, house after. Of the elderly. No, we don't have an elder home. It's at the synagogue after the bat mitzvah, I think. So yes, it was a celebration of a bat mitzvah because the girls are. It's in Kadıköy. Şimdi oğlunuzu gördük. Evet. O baba, eğer kız olsaydı biliyorsunuz daha çabuk olur. Çünkü kızlar daha erken evlenirler. Ne oluyor? Otomatik olarak. Genelde. Sonra zaten hemen geri almamız lazım yoksa atlarız. Eyvah eyvah. Videoyu nasıl yapayım bilmiyorum. Tamam mı? Hepsi yolu. Hepiniz. Videoyu da alamıyorum hepinizi. Kusura bakmayın ama bilmiyorum nasıl yapılır zaten. Böyle çevire gitsin. Peki. Yavaş. Hiçbir fikrim yok bu konuda. Şimdi tecrübe kazanıyorsunuz. Evet. Şu andan itibaren fikriniz oldu. Çok yakın oldu. Becerebedim.